Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Bugün tek bir açılış töreniyle, güncel rakamlarla toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında il özel idaremizden belediyelerimize, milli eğitimden müftülüğe, vakıflardan emniyete, karayollarından devlet su işlerine kadar tüm kurumlarımızın hizmet ve projeleri bulunuyor. Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlisimizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3000 kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz. Özel sektör açılışlarımız sadece bunlarla sınırlı değildir. Maşallah Bitlis, kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi giderek artıyor. Özellikle tekstil alanında Bitlis, tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Toplam yatırım miktarı 4,5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde 3600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Bu yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu an törenimizi gerçekleştirdiğimiz Eren Tekstili şirketimizin değerli yöneticilerini, siz kıymetli çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. İş dünyamıza hep yeter ki siz üretin, yeter ki çalışın, yeter ki yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız. Bu sözümüzün gereğini her zaman yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi inşallah adım adım hayata geçireceğiz. Açılışını yaptığımız milyarlarca liralık tesisler işte bu samimi çabalarımızın birer meyvesidir. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir. Kardeşlerim, biz kuru sıkı atmayız. Konuşurken icraatlarımızla konuşuruz. Bizim en önemli referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hizmet götürürken Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmiyoruz. Batı'da yaşayan vatandaşlarımız hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde toplam 2690 adet yeni derslik inşa ettik. Bitlis Eren Üniversitesi'ni şehrimizde buluşturduk. 2900 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binası açtık. Toplam 19 adet spor tesisi kazandırdık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için son 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandık. Sağlıkta
toplamda 1210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk. 50 yataklı Adil Cevaz Devlet Hastanesi dahil Bitlis'te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz proje, ihale ve arsa tedarik aşamasında. TOKİ kanalıyla toplam 4608 adet konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 310 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimizde 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 2 millet bahçesini hizmete sunduk. 3 millet bahçesinin yapımı sürüyor. İnşallah seneye de hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümde 328 adet konut, 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken bugün 4 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyoruz. 2002 yılına kadar Bitlis'e 19 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 288 kilometre ilaveyle toplamda 307 kilometreye ulaştırdık. Kuzgun Kıran Tüneli'ni, Buzlu Pınar Tüneli'ni, Sarı Konak Tüneli'ni, 8 Ağustos Tüneli'ni ve 8 Ağustos Viyadüklerini inşa ettik. Bitlis çevre yolunu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu diğer yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan çevre yolunu ise 2025'te sizlerin emrine vereceğiz. Bitlis il sınırları içindeki demir yollarını yeniledik. Sultan Alparslan ile İdrisi Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bağlantı yollarını ise tamamladık. Adil Cevaz iskelesinin yapımı, ahlat, su sporları, deniz otobüsü yanaşma yeri yeni tamamladı. Bitlis'e bir baraj, 2 gölet, 5 sulama tesisi, 1 hidroelektrik santrali, 45 taşkın koruma tesisi ve 1 içme suyu tesisi olmak üzere toplam 55 tesis inşa ettik. Hükümetlerimiz döneminde Bitlis'e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Yaptığımız sulama tesisleriyle toplam 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Bitlis, Ahlat, Güroymak ve Tatvan'a doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Adil Cevaz ve Hizan'a da doğalgaz arzı sağlamayı planladık. Aziz kardeşlerim, Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da hızlanacaktır. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil, dünyanın farklı köşelerinden insanlar artık buralara geliyor. Hiçbir korku, endişe yaşamadan bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimizde yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Bitlis'in organize sanayi bölgesinden çıkan ürünler pek çok farklı ülkede rafları süslüyor. Hep birlikte bu huzur ve güven ortamını korumamız şart. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis'in yerel seçimlerde tıpkı 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Son 3 ayda şahit olduklarımız
muhalefetin içler acısı perişan durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Kardeşlerim, ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılını inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların kat be kat fazlasını ülkemize kazandırdık. Açılışını yapmış olduğumuz bu güzel tesisleri devletimiz için, milletimiz için, bölgemiz için hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Makaslar sizlerde kalıyor. Hazır mıyız? Ya Allah. Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te yapımı tamamlanan kamu ve özel yatırımları toplu açılış törenini kurdele geçmek suretiyle gerçekleştirmiş.